Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün sizleri Türk Hava Kuvvetleri'nde bir F-16 pilotu olan ama uzaya gidecek ilk Türk olan Albay Alper Gezer Avcı ile tanıştıracağım. Alper Albay yaklaşık bir yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde ve astronotluk eğitimi alıyor. Kasım ayı sonu veya Aralık ayında çok özel bir uçuşa katılacak. SpaceX'in Falcon 9X roketi uzaya çıkacak ve Türkiye açısından uzayda insanlı astronot dönemi başlamış olacak. Bu uzay uçuşunda neler hedefleniyor? Nasıl gidilecek uzaya? Uzayda uluslararası uzay istasyonunda neler yapılacak? Hangileri neler? İşte bu videomuzun konusu. Cumhuriyetimizin 100. yılının önemli köşe taşlarından biri de uzaya ilk Türk astronotun götürülmesi. Bununla ilgili çalışmalar yaklaşık 10 yıldır devam ediyordu. Sonunda neticelendi. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan Teknofest'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin iki astronot adayını açıklamıştı. Bunlardan birincisi o zaman Yarbay rütbesindeydi. Alper Gezer Avcı, diğeri de mühendis 32 yaşındaki Tuva Cihangir Atasever. Alper Albay asil aday, Tuva Cihangir Atasever de onun yedeği ve ikisi de çok önemli bir astronotluk eğitimi almak üzere şu an Amerika Birleşik Devletleri'ndeler. Eskiden uzay uçuşlarını Amerika'da NASA veya Rusya o zaman kismiyle Sovyetler Birliği kendi bünyeleri içerisinde yaparlardı. Daha sonra ülke sayısını arttı. Çin katıldı buraya ve yavaş yavaş özel sektör de bu alana girmeye başladı. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la New York'ta bir araya gelmişti ve konuşulan ana konulardan bir tanesi de Türkiye'nin uzay operasyonu, SpaceX üzerinden yaptığı uzay operasyonu olmuştu. Bu uçuşta da Falcon 9X roketi SpaceX şirketine ait. Keza astronotları taşıyan Dragon kapsülü de SpaceX tarafından geliştirilmiş durumda. Elon Musk'ın şirketi ayrıca Türk uyduların uzaya atılması konusunda da çeşitli fırlatma operasyonlarına destek veriyor. Her ne kadar Elon Musk'ın SpaceX şirketinin adını söylesek de aslında bu uçuşun tamamen sorumlusu Axiom Space. Bu şirket tarafından bu tür ticari olarak adlandırılan uzay uçuşları gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar şirket 2 uçuş gerçekleştirdi ve bunlar Axiom Mission AX olarak adlandırılıyor. AX bir uçuşunda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İsrail'den 4 astronot uzaya gitmişti. İkinci uçuşta Suudi Arabistan'dan bir F-15 pilotu da ekibe katılmıştı. Ve bu yapılacak olan yani Kasım sonu Aralık ayı gibi yapılması planlanan AX-3 uçuşuna da tamamı Avrupalı 4 astronot katılıyor. Bu uçuş tamamen Avrupa Uzay Ajansı ESA aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Uçuşun komutanı Michel Lopez Alegria. Hem İspanyol vatandaşı hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Ve kendisi de eski bir NASA astronotu. Aksiyon şirketinin de aslında kendisi yöneticisi, yönetim kurulu başkanı. Onun yanı sıra uçuşta... Alper Gezer Avcı ile birlikte İsveç'ten Markus Wand ve İtalya'dan Albay Walter Viliadei yer alıyor. İtalyan Albay pilot olarak görev yapacak. Alper Gezer Avcı ve Markus Wand da görev uzmanı olarak uzaya çıkacak. AX-3 görevi toplam 15 gün sürecek. Bunun yaklaşık bir günü fırlatma işlemiyle geçiyor. Ve kalan 14 gün fırlatma işlemi tamamlandıktan sonra Uluslararası uzay istasyonundaki çalışmalarla tamamlanacak. Peki bu işlem nasıl yapılacak? SpaceX'in Falcon 9X roketi kullanılacak. Bu roketin özelliği birden fazla kullanılması ve yükünü, astronotunu uzaya çıkardıktan sonra tekrar geri gelmesi ve tekrar tekrar kullanılması. Bu SpaceX'in çok uzun yıllardır üzerinde uğraştığı proje sayesinde uzay uçuşlarının maliyetleri oldukça düşürülmüş durumda. Peki astronotlar neyin içinde uçacaklar? Onlar da Dragon kapsülünün içine binecek. Dragon kapsülü yaklaşık 7 astronot kapasiteli. iki farklı modeli var genel olarak ayırdığımız zaman. Bunlardan bir tanesi yük taşıyan kargo modeli. Diğeri de astronotları uçuran model. Bu modelin yaklaşık boş ağırlığı 4200 kilogram civarında. 3,5 tona yakın yük alabiliyor insan veya kargo. Bunu Falcon 9X'in üzerine konuluyor. Uzaya atılıyor. Uzaydan sonra kapsül yorumuna devam ederek e, genellikle de Uluslararası Uzay İstasyonu'yla birleştiriyor. Malzeme gidiyor, personel gidiyor ve böyle bu şekilde devir daim gerçekleştiriliyor. Bu yapılacak AX-3 görevinde birçok deney planlanmış durumda ve bu deneyler 13 ana başlık içerisinde gerçekleştirilecek. Genellikle bu tür deneyler gelecekte uzayda yapılacak, oluşturulacak çeşitli ara birimlerin, yerleşim birimlerinde insanoğlunun nasıl yaşayacağını, bu konuyla ilgili nelerin yapılacağı gibi testler yapılıyor. Örneğin çeşitli tohumlar uzaya götürülüyor, burada yetiştirilmeye çalışılıyor. Keza bazı mikroorganizmalar üzerinde de çalışmalar yapılıyor. Bu testler arasında örneğin yassı solucanlar uzaya götürülmüştü. Amaç burada kök hücrelerden bir yaşamın inşa edilmesi. Yassı solucanların bir özelliği de bu solucan ikiye de bölünse hayatına devam edebilmesi. Bu konuyla ilgili çok çok farklı bildiğimiz veya bilmediğimiz çok sayıda deney yapılıyor. Deneylerden bir kısmı da örneğin Ay'da bir rüz kurulacak. Nasıl ve hangi malzemeden yapılacak? Örneğin şişme olarak adlandırılan bu kutu uzay istasyonuna götürülüyor. Orada kuruluyor ve nasıl içinde işte yaşam formu oluşturulacak? Ne yapılacak? İşte nasıl barınılacak? Bu gibi testler açısından uluslararası uzay istasyonu büyük önem taşıyor. Şimdi tabi astronotlar uzaya gitmeden önce Axiom Space tarafından çok özel eğitim programına tabi tutuluyor. Şimdi bu programda acil durumlarda neler yapılacak, başlarına bir talihsizlik geldiği zaman hangi prosedürleri inceleyecekler, izleyecekler? Bunlar çok tecrübeli, i̇şte uzun yıllar NASA'da çalışmış, çeşitli görev uçuşlarına katılmış astronotlar tarafından veriyor. Yaklaşık bir yıldan biraz daha fazla sürüyor. Ama tabii oraya giden astronotların bir başka şapkası da diyelim havacılık geçmişlerinin dışında bilim insanı olmaları bilim insanı olarak orada çeşitli deneyler yapacaklar, o deneylerin sonuçlarını gözlemleyecekler, o deney sistemlerini kurmak, çalıştırmak, o deneyi yapmak, bazen de anlık alınacak sonuçları yere iletmek de onların görevi. Uzayda tabii yer çekimi olmadığı için çok farklı bir ortam. Bu ortamda yapılacak bu testlerde büyük önem taşıyor. Yani giden astronotlar aslında bir havacılık ve uzay geçmişleriyle birlikte bilime çok önemli katkılar sağlıyor. İsterseniz biraz astronotlarımızı da tanıyalım. Albay Alper Gezer Avcı 1979 Mersin doğumlu. Havar okulundan elektronik mühendisliği bölümünü bitirerek mezun oldu. Uçuş eğitimini tamamladı. Ardından F-16 uçaklarında görev yapmaya başladı. ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması alanında yüksek lisans eğitimi gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nde F-16 pilotluğu, Standartize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz 30 Ağustos'ta da Yarbay rütbesindeydi. Kendisi Türkiye'de yapılan törenle Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel albaylık rütbesini takmış oldu. 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri için aynı zamanda Zafer Bayramı'nın yanı sıra terfilerin gerçekleştirdiği rütbelerin takıldığı önemli bir tarih. Alper Albay'ın yanı sıra yedek bir astronotumuz var. O da mühendis. Adı Tuva Cihangir Atasever. Bir Roketsan personeli aslında. Tuva Cihangir Atasever 31 yaşında. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun. Atasever ABD'de master programını tamamladıktan sonra 5 yıl boyunca da Roketsan'da görev almış. Gerçekten hem genç hem de bilgisine güvenen bir mühendis adayımız, bir astronot adayımız daha doğrusu. Tuva Cihangir Atasever de Alper Albay gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve halen astronotluk konusunda eğitimlerini beraber diğer ekiple birlikte sürdürülüyor. Eğer işte son dakika bir sağlık problemi, herhangi bir başka problem olursa Tuva Cihangir Atasever Türk astronotu olarak orada yedek bekleyecek. Türk astronotu olarak kendisi uzaya çıkması bekleniyor ama olur veya olmaz ama e, bu tür eğitimler Türkiye'nin uzay yolculuğunda büyük bir önem arz ediyor. Evet bugünkü programımızda biraz Türkiye'nin insanlı uzay e, çalışmaları hakkında sizlere bilgi verdim. Uzay uçuşları giderek ticari hale geliyor. İşte SpaceX'in attığı adımlar çok çok önemli. Böylelikle maliyetler daha kontrol edilebilir hale geliyor ve farklı uluslardan kendiniz bir uzay mekiği, roket geliştirmeden bu tür çalışmalara katılmanız mümkün hale geliyor. Bu da Türkiye açısından önemli bir ilki teşkil etmiş olacak. Arkasından 2024 için Türkiye'nin önemli uzay hedeflerinden biri de yerli uydu TürkSat 6A'nın muhtemel Haziran 2024 gibi fırlatılması olacak. Bu konular savunma ve havacılıkla uzay konusu çok bağlantılı. Birçok ortak noktası var. Bu yüzden ben bu gelişmeye, bu atılan adımlara büyük merakla yaklaşıyorum ve sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.